Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşlerim, geçen hafta Allahu Teala'nın koyduğu hükümlerden bahsettik. Kulluk vazifelerinden bahsettik. Allah'ın birliğine, kulun da Allahu Teala'ya karşı sorumluluklarından bahsettik. Yine kulun Allahu Teala ile ilgili hükümlerinden, yani 32 farzdan bahsettik. Emir ve yasaklardan, Allahu Teala'nın emrettiği farzlar, men ettiği haramlardan bahsettik. Allahu Teala'nın vaadini, vaadi haktır, cennete koyacaktır onu demiştik. Allahu Teala'nın tehdidini, neydi tehdidi? Cehenneme atarım sizi. Zülcelali vel ikram, değil mi? Güzelliği olduğu gibi şedidül ikab esrarı da vardır. Ben size celal gösterir, ikram ederim ama şedidül ikab, size öyle azap ederim ki hiç kimsenin aklına, hayaline gelmeyecek derecede dehşet azap ederim, tehditleri vardı. Ve bunların delillerini insan rabıtada düşünmelidir. Yani neyin üzerinde tefekkür edeceğiz? Bir saat tefekkür 70 yıllık nafile ibadetten evlaysa Allah'ın üzerinde tefekkür edemezdik, helak oluruz. Allah neye benzirdi, nasıl idi? Göyde nasıl duruyor, yerde nasıl duruyor, şah damarımızdan nasıl yakın duruyor, arıza sığmaz gönlümüze nasıl çıkar, bu gibi şeylere bakarsaksa Allahu Teala kainatta olup biten her şeyi bizim cüz'i aklımıza vermemiştir. Bizim cüz'i aklımız bunu almaz. Nasıl ki gözümüz her küçük parçayı, mikrobi falan göremişse aklımız da almaz. Peki ya ne alır? İmanımız alır. Kainatta olup biten her türlü şeyi zerreden küreye imanımız alır ama aklımız almaz. Onun için iman kemalat bulur, ondan sonra akıl kemalat bulur. İman kemalat bulmamış, akıl kemalat bulur mu hocam? Bulmaz. Çünkü noksandır. Akıl nefis atıyla yola girerse nefise çalışır. Bütün fiilleri nefis üzerinedir. Envai türlü işler yapar. Ve onun yaptığı işe şeytan bile hayret kalır. Ama akıl ruha binerse, ruh akıla binerse, ruh ile akıl hareket ederse o zaman bütün rahmani işlere akıl yatkın olur. Hüsn-i zana müptel olur, suizandan kurtarır. Yalandan, korkaklıktan, cimrilikten kurtarır. Doğru, dürüst, cesaret sahibi olur. Yani onun için ne yapıyoruz? Tefekkür ederken Allahu Teala'nın yarattıklarını tefekkür ederiz. Şöyle gökyüzüne bakarız, yıldızları tefekkür ederiz. Yeryüzünde ağaçları, bitkileri tefekkür ederiz ve şöyle deriz. Rabbim sen bunları boşa yaratmadın. Niye? Öyle ya, bir Adem 18 bin alem, 18 bin alem bir Adem. Şimdi bunun esrarına bakalım. Tefekkür ediyoruz ya, değil mi? Arkadaş, bir ağaçtan 18 bin tane ceviz çıkabilir mi? Veya zeytin çıkabilir. Büyük bir ağaç düşün, 18 bin tane silkeledin, ceviz veya zeytin düştü. Peki bu cevizin tanesinden tohum olarak bir tane eksik, bu tohum içerisinde bir ağaç gizli değil midir? 18 bin alem bir Adem'de gizlidir. Tıpkı o cevizin ve zeytinin tohumundaki olan gibidir. 18 bin alem bir Adem'de gizlidir. Bu böyledir. Ama yine bir Adem 18 bin alemdedir. O da yine bir ağacın üzerinde diyelim. Tefekkür edilir. Yoksa nasıl sahip olacak? Değil mi? Bugün bir meyvanın çeyirdeğine Allahu Teala onun bütün cennetini koymuştur. Bir meyveni ektiğin zaman elma ise elma biter. Ağacı elma olur, yaprağı elma, ağacın yaprağı açar değil mi? Cennetine koymuştur, ömrünü de biçmiştir. Bugün bir insan da öyle değil midir? Biz bir damla su, bir damla suyun içerisinde de kaç bin tane, 18 bin, 20 bin neyse, 100 bin tane, milyon tane hücreden bir hücreyiz. X kromozomu ya da Y kromozomu neyse. 23 kromozom biziz, 23 kromozom da hatun veya 23 kromozom annemizden, 23 kromozom babamızdan almışız, 46 kromozom. Peygamberimiz de 23 yıl
peygamberlik yapmıştır. Ruh, nefis ve ruh olarak düşünürsen. Ha, gördün mü? Bak ne esrar çıkıyor tefekkür ettiğin zaman. 46 kromozomdan doğmuşuz. Şimdi bir hücre bize benzer mi? Yok, biz bir hücreye benzer miyiz? Yok. Ama bizde hücre gizli, biliriz. Hücrede de biz gizliyiz. 18 bin alem bir alem, bir alem 18 bin alem. Büyüttüğün zaman, küçüktüğün zaman. Gökyüzünün haritasını çizmişler. Allah-u Teala'yı tefekkür ettiğimiz zaman. Gökyüzünün haritasını çizmişler ve demişler ki arkadaş bunu bir şölenden açacağız. Amerika kıtasında uluslararası bütün büyük profesörleri çağırarak bir yemek vermişler. Ve yemekten sonra merasimle uzayın haritasını açmışlar. Onca millet hayret ile bakarken adamın bir tanesi kahkahayla güler. Herkes tabloyu bırakıp ona diyorlar. Bakarlar ki aklı başında beyin uzmanı, beyin cerrahi. Profesör benden ne? Efendim ne oldu? Niye gülüyorsun? Bir şey mi var? Tabii var demiş ya. Çizdiğiniz harita beyin haritası. Beyni büyüteceğiz. Kainat kadar kainatın şeklini alacak. Küçülsen kafanda beyin şeklini alacak. Bilim bile bunu ortaya koymuş. Değil mi? Ya zaten ne demiş? Beyinde hak gizli, kalpte Resulü. İkisinin arasında şöyle sağ taraf, sol taraftan bir melek vardır. Zülüf akıtma deriz biz buna manevi olarak. İkisinin arasında bir melek gider gelir. O ikisinin arasında gidip gelen meleğin adı nedir? Ali. Dursun babam öyle söyler. Ha, Dursun babam der ki işte hak ile batıl arasında, beyin ile yani kalbin arasında bir melek gider gelir. İsmi Ali. Ben bunu zahiren şey yani manen gördüm bildiğim ama babamın sözü biz de tefekkür ettik, gördük, bildik. Beyinde hak durur, kalpte Resulü arasında vahiy götürüp getiren meleğin ismi Ali'dir. Allah-u Teala şefaatlerine, Peygamber Efendimiz'in şefaatlerine, Dursun Baba Hazretleri'nin şefaatlerine bize nail eylesin. Evet kardeşler, üçüncü maddeye geldik. Maddi ve manevi varlıkları, bunlardaki yaratılış sırlarını seyredip düşünmek. Zerrenin kutsal aleme bir ayna olduğunu görmek. Şimdi sevgili kardeşler, biz gönlümüzde kainat mesela diyelim ki Allah-u Teala arza sığmaz mümin kulun gönlüne sığar. Değil mi? Ya bu nasıl olur? Kainata sığmayan mümin kulun gönlüne sığar. Nasıl olmaz ki kardeşim? Gökyüzünde baktığın zaman sayısızca yıldız vardır. Hatta dünyadan 163 kat büyük güneş vardır. Senin gözünde böyle tabiri caizse bir toplinenin başı kadar göz bebeği dediğimiz bir nokta vardır. Sen gökyüzüne bakınca koskoca dünyadan ve senin kaç trilyon kat büyüklüğünde, dünyanın 163 katı, senin de kaç trilyon kat büyüklüğünde bir güneşi 1 lira kadar görüyorsun. Hatta gökyüzüne baktın mı en aşağı Allah-u Teala ihsan verse milyonlarca yıldızı fevkalede görebiliyorsun. Hatta dağa baktığın zaman senin belki çentrilyon kat büyüklüğünde bir ağrı dağını düşün, bir parandökeni düşün. Sen parandöken ne kadar sen ya? Bir lokma gözün içine sığıyor da kainata sığmayan Allah kulun gönlüne sığmış çok mu? Değil mi? Nasıl tecelli ediyor? Nur ile tecelli ediyor. Zatıyla mihman olarak gelip konuyor. Ama nasıl mihman olarak gelip konuyor? Adem siretinde geliyor. Allah'ın Adem'den başka mekanı yoktur. Yeryüzünde Allah-u Teala'yı görmek istersen Adem kulun gönlüne bak. Ya Musa, sen niye beni ziyarete gelmedin? Dedi ki ya Rabbi ben aciz bir kulun, sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Ben seni ziyarete nasıl geleyim? Komşun hastaydı ya. Gel onu ziyaret edeydin, ben oradaydım. Peki komşun hastaydı, ziyaret edeceksin. Neresindeydi komşunun? Gönlündeydim diyor hastanın. Hasta ziyaret etmenin adam yani. Allah'ı nerede bulalım? Yani taşın altına mı bakalım kardeş? Yıldızın, ayın, güneşin altına mı bakalım? Allah buralara saklanır mı? Haşa. Allah mümin kulun gönlünde kalır. Oraya saklanır. Neyle saklanır? Allah mümin kulu gönlünde nuri tecelliyatıyla saklanır. Başka türlü saklanır mı? Aklın ötesinde dilin telaffuz edemeyeceği şekilde olabilir. Hal ehline söylenip kal ehlinden esirgenebilir. Sözlerle de tecelli kılar. Bunu da öyle diyelim. Allah-u Teala.
Bu ayna gereği gibi bakanların gözüne güzellik ve büyüklük aleminin nurları yansır. Şimdi sevgili kardeşlerim, Mürşid-i Kamil'in gönlünde ayna vardır. Bu nasıl bir aynadır? Allah-u Teala Kabe'nin üstünde Kabe Kavseyn Ev Etna dediğimiz noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç evinde ziyaret ettiği yerdir. Kabe Kavseyn Ev Etna, içten içeri. Ev Etna'da Allah-u Teala Hazretleri'nin vahdaniyetinin nuru yeryüzündeki Kabe'nin üstüne iner. O nur Hacerül Esved taşından çıkarak Kamil'in gönlüne gelir, aynasına. Kamil de aynasını müritlere tutar. Hani çocukken böyle güneş ayna tutarak da kölgede duvarda da gezdiririz ya karanlık yerde. Ha. Mürşit müridin gönlüne o aynayı tuttuğu zaman müridin seyri açılır, o aynadan seyreder. O ışıktan seyreder. Eğer derse ki o bu seyir bendendir, mürit aynayı çeker kalır karanlıkta. Femerabiyet ticaretin ve mekanı mühdi. Mürşidinle alışveriş yaptığı ticarette zarar etti. Ben tabur sırrı neremedim. Ama nedir? Aa, bu mürşidimin bana ikramıdır. Allah-u Teala'nın lütfü keremidir. Ya Rabbi üzerimdeki nimetini tamamla. Üzerimdeki nimetini artır, tamamla diye dua ederse Mürşid-i Kamil aynayı büyütür. Onun da seyrini ona göre açar. Böylece o nurdan mürit faydalanır. Hatta sevgili kardeşlerim, bazı mürşitler müritlerini karanlıkta besler. Nasıl karanlıkta besler? Onları hiç gün yüzüne çıkartmaz. Zahiren üstünü örten manen açar onları. Köroğlunun atının, bilirsiniz da, Köroğlunun atını koca Yusuf dedi ki bunu karanlık bir ahırda besle. Hiç güneş vurmasın. Bu dışarıya çıkardığına kadar buna güneş vurmasın. Bir gün geldi atın sırtını sıvazlıyor. Baktı ki atın sırtında bir yerde gevşeklik var. Aynen şöyle dedi. Oğluna dedi ki oğlum gel dedi. Buraya ışık vuruyor. Buraya ışık vurmamalı. Hemen o da delici kapattı, ışık vurmadı. Niye? Tabii Köroğlu'nun yaptı. Niye? Bak mürşit müridini yetiştirmeyi bilir. Ve nasıl yetiştireceğini bilir. Işık lazımsa ona ışık verir. Üstü örtülecekse örter. Vay falan kardeşim manamisi seyri. İşte mesela Murat Efendi ile ben yan yana oturduk. Enci Baba'nın seyri açık, Murat Efendi'nin seyri yok. Ne bilirsen belki Murat Efendi manada benden daha makam sahibi. Üstü şu anda kapalı olabilir. Değil mi? Muhammed El-Hadid'in üstü kapalıydı, Beyazid-i Bestami'nin üstü açıktı. Muhammed El-Hadid kutup haberi yok adamın, üstü açılmamış. Bunlar çok kainatlı değil mi? Ama onda ne varsa bende de o var. Murat da Seyit Muhammed Ali'nin evladı, ben de. Aramızda ne fark var ki? Benle sohbet bugün aynı böyle nöbetçi çavuş gibi, o da çavuş, ben de çavuş. Bana nöbetçi kolluğu vermişler Engin Efendi. Bugün nöbetçi çavuş, büyük çavuş isem de nöbetçi çavuş diye. Ben çavuşluğumu şu anda yapayım. Yoksa bende olan Murat'ta da var. Verseler koluğuna o da konuşacak. Değil mi yani? Yani görev konuşturuyor tabii caizse, rütbe de değil. Evet. Sevgili kardeşlerim, bir anlık hisse bundan alınacak olan müşahede zevkinin bir göz kırpacak kadar süren parıltısı bile dünyalara değer. Manevi bir ışık görmek, bir ışığı bir an gördün kaybettin. Dünya ve içindeki her şeyden değerlidir. Peki bu ışığı görmekteki maksat nedir? Allah nurdur ya. Bir anlık Allah-u Teala'yı görsen yeter sana. Allah'ın nurunu seyretsen, müşahede etsen yeter sana. Ama Allah'ın nurunu nerede seyredeceksin? Televizyonda seyredemezsen, ampule bakarak seyredemezsen, telefonda seyredemezsen. O nuru ancak Mürşid-i Kamil'in yüzünde seyredersen. Bakın sevgili kardeşler, gidin bütün şeyhlerin, meşayihların sohbetine dinleyin. Şeyhin meşayih sohbet ederken onun yüzü, elbisesi, saçı, sakalı, sarığı değişir kardeş. Eğer değişmezse adam kamil değildir. Sohbet ederken yüzü, gözü, sakalı, sarığı,
Kaşı, ağzı, burnu, el, ayağı değişir. Hatta böyle köydeki kismeti bile bir bakarsan ki baş karenge dönmüş. Mürşid-i Kamil böyle olur. O tecelliyat yağmurları onu her hale sokar. Aynı halde onu görmek mümkün değil. Zaten o da aynı halde durmaz. İki, değil mi? Ne diyor, iki şeyi eşit olan, iki gün eşit olan zarardadır, değil mi? İki gün eşit olan zarardadır. O iki anı bile eşit olmamalı. Devam edelim arkadaşlar. O güzellikten Allah cümlemize nail eylesin. Bir de sevgili kardeşler şunu da söyleyeyim. Bu zevke varmak için Evliyaullah'ın kabirlerini ziyaret edin. Kabirlerini ziyaret etmek de bu zevki tattırır. Bu zevkin aynısıdır. Hatta onda başka bir zevk daha vardır ayrıyeten. Kim bir Evliyaullah'ın kabrini ziyaret eder, orada bir Fatiha okursa onun 10 deve yükü cevher dağıtmaktan daha çok büyük sevaba girdiği söylenir. Niye? 10 deve yükü cevheri dağıtsa kibir edebilir, gurur edebilir. Ben bunları dağıttım bakın bana. Ama evliyayı ziyaret ettiği zaman kibir gurur bile etse evliya diyecek ki ya Rabbi bu dünyada beni ziyaret etti. Ahirette de ben bunu ziyaret etmek isterim. Allah-u Teala diyecek ki ey kulum evliyaya senin cehenneme girmeni ben men ettim, yasak ettim. O zaman ya Rabbi onun cennetten çıkmasını sağla diyecek. Evliyanın cehenneme girmesi yasak ama günahkarın cennete girmesi serbest. Gördün mü Kerem Halim? Hamza Demirhan çok şükür ömrümüz kabristanlarda geçti. Evliyaların türbelerini ziyarette. Evet öyleydi. Yine değil elhamdülillah. Ha şimdi bir sefer düşünürük inşallah Rahman. Boş olduğumuz zaman Kars'a kadar gidip geleceğiz. Ama ne zaman bilmiyorum. Kar yağmadan gideriz belki bir dahaki hafta. Nasip uygun olur mu inşallah? Sen izin ver mi sen? Ya sen o olsun gönlümüzde söz olur inşallah. Soyuk bize dokunmaz. Şeye tabii bir parantez açayım sohbetin içinde. Dursun Baba Hazretleri ile Erzurum'un Zemheri'nin 40 yılbaşı soyukları -35-40 derece Sayım'ın arabasına bindik. Elçiye gidiyoruz. Arabada da tüp yakıyoruz. Sıcak olsun diye. Tabii donmuş her taraf. Arabanın zaten asfalt şehit falan çalışmıyor. O zamanki arabalarda da şey yok herhalde. Körük var ama onda körük koymamışlar kalifer olarak. Babayla yan yana oturduk dedim baba. Bir dua et de soğuk sıcak bize tesir etmesin. O da yüzüme baktı dedim Ali Efendimiz'e soğuk sıcak tesir etmemiş. Demek Resulullah ona dua etmiş. Sen de bir bana dua et. Bana dedi ki zamanı gelince olur acele etme. Zamanı gelince soğuk sıcak sana dokunmaz. Dedi de öyle kaldı. Ya tabii öyle yakalayacağım canım. Bir gün bana dedi ki Engin Efendi uyanıkları severim ama benden uyanığı sevmem. Çok uyanıklık etme benim yanımda. Allah şefaatlerine nail eylesin sizi de bizi de. Evet sevgili kardeşim bu zikir makamının hiç sonu yoktur. Her şeyin sonu vardır sevgili kardeşler. Her şeyin sonu vardır. Zikrin makamının sonu yoktur. Niye zikrin makamının sonu yoktur? Çünkü zikir bir bahri ummandır. Haddi kenarı olmaz. Allah-u Teala Hazretlerinin sonsuz olduğu gibi yani akıl olarak söylemek lazım. Zikrullah'ın da sonu yoktur. Nanca zikredersen o kadar makam yükselirsen, nanca makam yükselirsen o makam sahibi bir evliyayı muhakkak görürsen. El elden üstündür arşa kadar. Her dağı aşırında bir dağ arkında aldığından çıkar. Şu dağı geçin başka dağ yoktur deme. Lan şu tepeyi açın başka tepe yoktur deme. Şu adamın halini geçin başka hal yoktur deme. Sonsuz hal sahipleri var ve aynı zamanda sonsuz da zikrin sahibi olan, zikrin sonu yoktur işte diyelim kısaca. Alfa. Sevgili kardeşler, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dağı aşılır mı? Mümkün mü? Mevlana'nın dağı aşılır mı? Mümkün mü? Ama Mehdi Ali Resul geldiği zaman bu dağları aşacaktır. Peki Mehdi Ali Resul'un dağı aşılır mı? Mümkün mü? Mehdi Ali Resul'un dağı aşılmaz çünkü başlangıç ve sonu. Başlangıç ve sonu. Mehdi Ali Resul'ün başlangıç ve son olmasının sebebi şu sevgili kardeşler. Allahu Teala Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu böyle bir elma şeklinde yarattı yuvarlak. Sonra o nura nazar etti. Nur ikiye bölündü. Bir elmanın ikiye bölündüğü gibi. Allahu Teala bir yarısına dedi ki sen Muhammed Mustafa sen de Muhammed Ali Mehdi Resul.
Onun için derler ya, Mehdi Resul bir elmanın yarısına, ayrısına karşı. Sonra Allahu Teala nazar etti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin topuna. O da ikiye bölündü. Dedi ki sen Muhammed Mustafa, sen de Ali Mürteza. Sonra döndü Mehdi Resul'a nazar etti. Mehdi Resul'un da o yarım olan şey ikiye bölündü. Birisi Mehdi Ali Resul, birisi de Mehdi Ali Resul'un Ali'si. Bunun ismini bilmiyorduk. Bana demediler. Bu sırrı gördüm ama ismini bana demediler. Ben sordum neden ya Rabbi dörde yarattın? Dedi ki ben insanı dört evrede tamamladım. Ateş, su, toprak, hava haricinde dört evrede tamamladım. Anasız babasız Adem'i yarattım. Resulullah'ın nurunu da baştan nereye yarattım? Sonra babalı anasız yarattım. Adem'i, Havva annemizi, babası var, annesi yok da. Sonra anası var, babası yok. Kim? Meryem annemiz ve İsa Ruhullah. Sonra da siz anali babali. Ondan dörde ikiye bak, sırra bak. Dört evrede yarattım, onun için bunu da dörde büyüttüm. Başka esrarda var, her zaman dört kamil olur meydanda. Kabe'nin dört tarafı vardır vesaire. Dörtleri, dört mevsim vardır, dört iklim vardır. Ne sayarsan say. Dörtleri sayabildiğin kadar say. Çarıyar dörttür. Yani değil mi? Dörtleri ne kadar sayarsan say ama özünde var. Özünde var. Yine Allah-u Teala Hazretleri atomu yarattı. Atomun ortasına iki tane nokta koydu. Dedi ki biri Muhammed Mustafa, biri Muhammed Ali. Atomun en yakına 18 tane elektron koydu. 18 elektron. Atomun çevresi çekirdeğin etrafında dönüyor. Bu da noktanın etrafında dönen 18 harf. Besmele'nin noktası etrafında dönen 18 harf. Atomun çekirdeği gibidir besmele. Hepsi onda gizlidir. O 18 tane atomun 8'i öndedir. 10'u geridedir. İşte bu 8'i önde olduğu zaman efendime söyleyeyim Hazreti baştan başa Abdülkadir Ceylani, Şahin Akşibendi, Bayrami Veli, Bektaşi Veli, Mevlana Hazretleri, Muhammed Fatih Han Hazretleri, sonra Muhammed Ali Mehdi Resul, sonra Hazreti Ali. 8 tane. Tabii bu 8'i önde durur. Ondan sonraki evliyalarda o 10 kişi de eşere mübeşşer edirler ama öyle değil. Tarikat kırkları vardır. Hazreti Halil Rahman meşrebindendir. Herkes o kırkları bilir. Yeşil elbiseli, yeşil tekkeli. Bir de hakikat kırkları vardır. Ben hakikat kırkların isimlerini sayacaktım. Babam anamı kapattı. Şeye gitmiştik. Neydi o şey? Çöyendere gitmiştik. Mustafa Taşlı Beyaz'ın amcasının oğlu yemek verdi bize. 2013'te miydi neydi? Orada sahrada oturuyorduk. Babam bir beyit söyle dedi. Ben dedim hakikat kırkları başladım. Terzi babayı da saydım. Hazreti Hamza'yı saydım. Hazreti Ebu Bekir'i saydım. Salman-ı Farisi saydım orada. Bir 5-6 tane saydım. Babam manamı kapattı daha görmedim. Sayırdım isimlerini. Geldi oturdular teker teker bakıyorum. Onlar isimlerini söyledi ben de sayıyorum. Babam manamı kapattı. Ya ne olurdu 40 tane tarikat kırklarını anladık da hakikat kırkları değişmiyor. Tarikat kırkları değişir de biri gidince yenebilir ama hakikat kırkları değişmiyor. Allah onlardan eyliyor bizleri. Evet yani söz içinde söz çıkıyor. Bu zikir makamının sonu yoktur. İşte demin bahsettiğim gibi makamı yok. Makamı Mehdi'ye çıkıyorsun. Tasavvuf 4 kapı 40 makamdan oluşmuştur. En ilk makamı giriş makamı, sadıklık makamıdır, zikir makamıdır, teslimiyet makamı. Böyle gelir. Makamı Mehdi yani makamı Mahmud'dan da yukarıya makamı Üveys, makamı Hızır, makamı Mehdi. En üst makamlar. 3 makam. Makamı Hızır, makamı Üveys, makamı Hızır, makamı Mehdi. Burada bitir mi? Evet, makam burada bitir. Amma ve lakin hal orada bitmiş. Hal orada bitmiş. Hal oradan daha yukarıya devam ediyor. Çünkü makamı Mehdi'nin üzerinde Mehdi Ali Resul'ün makamı var. Allah sırrına dahil eyliye. Devam ediyoruz. Bu noktada insan kendinden ve dünyadan geçer. Sevgili kardeş, insan afaktan enfüse geçmesi varlıktan yokluğa geçer. Şimdi bir kıssa anlatayım şurada. Efendi kardeş, Karacaahmet'te bir evliya vardı. 1700'lü yılların sonlarında, 1800'lerin başlarında yaşardı. Aynalı Baba diye birisi. Zamanında
Avrupa'da eğitim görmüş doçent doktorun bir tanesi gelmiş, kabristandaki insanlara böyle bakıyor, onkologmuş. Kabristandaki insanlara bakarken Aynalı Baba da gitmiş oraya, demiş, bu ölülere konuşmaz değilsen, çürümüş değilsen, bunlardan ne olacak değilsen. Halbuki bunlar ölmemiş, çürümüşler ama ölmemiş, başka bir hayatta yaşıyorlar. Demiş, sen benim aklımdan geçenleri nasıl okusan? Aynalı Baba'ya demiş, tipen bakıyorsan gariban adam, meczup adamsan. Demiş ki, sen benim tipime ne bakıyorsan, sen içime bak, ben bu görmüş olduğum meczupluk elbiseleriyle senin gibi avamlardan kaçıram. Bana yanaşmıyorlar, bana soru çamurluğuna tutmuyorlar. Demiş, şimdi ne olacak? Yani bunlar konuşur mu? Demiş, kimi istese konuşmak için? Düşünmüş, bir evliya demiş. Demiş, ama evliyayı görmek isterim. Demiş, sıkıntı yok. Hemen almış o evliyayla görüştürmüş. Demiş ki, nasıl oldu? Demiş, oğlum, o bizim zamanımıza gelmedi. Ben seni onun zamanına götürdüm, oradan görüştüm. Sen buraya gelseydin görüşemezdi. O zaman demiş, ben Hristiyan'ım, benim Müslüman İsa ruhullarından görüştür. Bunu almış götürmüş, İsa ruhullarından görüştürmüş. Adam döndüğünde hemen tövbe etmiş ve Müslüman olmuş. Ve sormuş, sen nasıl bunu yapsan? Zikrin bereketi Allahu Teala'nın bize ihsanı demiş. Lütfi ihsanı demiş. Ya bu zamandan o zamana, afaktan enfüse göçmüş. Zaman maman yok. Zamanın geriye götürür, ileri getirir. Peki nasıl zaman ileri geri gider gelir? Niye sen şu ayeti okumadın mı? Estağfirullah. Hüvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel badin. Evvel Allah, ahir Allah, zahir Allah, batın Allah. Ve hüve bi külli şeyin alim. Allah her şeyin alimidir. Seni evvele de götürür, zahire de götürür, batına da götürür, ahire de götürür. Allah'a hesap mı soracaksın? Değil mi? Yine Allah'a nasıl hesap soracaksın? Nesrettin Hoca rahmetullahi aleyh, sevgili kardeşler, bir çuval ceviz getirmiş medreseye. Demiş ki, ey gözünü sevdiğim talebeler, bugün size ceviz ziyafeti var. Onlar da bakmışlar, hocam sevmişler, bize ceviz dağıtacak. Demiş, ey talebeler, Allah'ın adaletiyle mi cevizleri dağıtayım, kulun adaletiyle mi? Aman hocam, Allah'ın adaletiyle dağıtın. Hoca da kimine bir tane, kimine üç tane, kimine yarım çuval, kimine bir kucak, kimisine de hiç vermemiş. Bu sefer o az alanlar demiş ya, hoca Allah'ın adaleti böyle mi? Demiş ya, ne zannedeceğim, Allah dilediğini zengin edir, dilediğini fakir edir, dilediğini az verir, dilediğine çok verir. Allah'ın adaleti böyle, siz de Allah'ın adaletini istediniz. Eğer kulun adaletini isteseydiniz hepsi eşit bölecekti. Burada neyi öğretmiş? Fakirsen sene bunu Allah verdi, zenginsen sene bunu Allah verdi. Bugün seni zengin kılan Allah yarın seni fakir kılabilir. Kıymetini bil, hamd et, şükret. Sen de Allah yolunda tefekkür et, düşün, tasadduk et. Evet sevgili kardeşim, bütün hisleri Hakk'a bağlanır. İnsanın bütün hisleri Hakk'a bağlanır. Haksız bir şey göremezsin onda. Ne konuşursa konuşsun doğru, ne iş yaparsa doğru. Eğriye gitmez, eli, dili, ayağı varmaz. İmanı müsaade etmez sevgili kardeşler. Mesela diyelim ki en sevmediğim bir mahluk. Çok affedersiniz, bir fareyi hiç kimse sevmez. Şimdi sen görsen ki bir fare ateşin üzerine düşmek üzere. Böyle bir sacın üzerine asılmış, ayakları kayır, aşağı ateşe düşecek. Yahu sen bunu kurtarmaz mısın? Yani vicdanın el verir mi? La vurayım hemen düşsün diye. Böyle bir vicdan mı düşünülür ya? La neydi Allah'ın mahluk edici, canlarımı yarattık, cana kıyım yak, merhamet edek. Niye merhamet etmeyene merhamet edilmez değil mi? Merhamet edek diye vurursan ileri atarsan hayvanı. Belki de hayvan sana bir dua eder, hayatın değişir, hiç de belli olmaz. Değil mi? Allah-u Teala rızası nerede gizlidir bilemiysen, gadabı nerede gizlidir bilemiysen. O zaman rızaya nail olmak için bir iyilik edersen. Bunun gibi düşünün yani. Adam hiçbir şey yapamaz. Bütün işleri Hakk'a bağlanır, kötülük yapamaz. İnsan kendinde, efendime söyleyeyim, hatta zikirden ve zikir edenden bir isim ve eser kalmaz. Nasıl zikir eden ve zikir edenden bir isim ve eser kalmaz? Şunu söyleyeyim. Beyazid-i Beslemi Hazretlerine sormuşlar, efendim hangi makamdasın? Demiş, Beyazid mi var ki makamı olsun? Bak, eser kalmamış.
Adın ne senin? Dursun Baba bana sorduğunda dedim efendim bir şey demediniz. Ad mı kalmış ki adamda adını bile? O gelmiş hepsini unutmuş. Allah kula tecelli etti mi kul her şeyi unutur. Beyazıt-ı Beslem'e otururken önünden bir aşçısı vardı. 20 yıllık hizmet etmişti. Aşçı önünden geçti. Bu da baktı. Dedi sen kimsen dergahta yürüse? Dedi efendim benden dalga mı geçsen? Ben senin 20 yıllık aşçınım ya. Kusura bakma dedi tanıyamadım. Aşçı küstü gitti. Bir müddet sonra Beyazıt-ı Beslem'e gitti mutfağa. Selamun aleyküm kardeş neydi sen? Dedi efendim benden dalga mı geçsen? Demin tanımadın şimdi tanıyorsun. Dedi ki bana öyle bir ruh tecelli etti ki her şeyi sildi götürdü hafızamdan. Hiçbir şey hatırlayamadım. Kusura bakma demiş. Şimdi hatırlıyorum. O gitti mi geldi. Yine anlatırlar Hallacı Mansur'u. Gidecekler ki Hallacı Mansur'a aşkı sorarlar. Aşk nedir demişler. Demiş yarın gelin cevap ver. Zindandaymış. Gitmişler zindan orada Hallacı Mansur yok. Ertesi günü gitmişler. Ne Hallacı Mansur var ne de zindan. Üçüncü günü gitmişler. Bakmışlar ki zindan da orada Hallacı Mansur da orada. Demiş efendi ne oluyor bir cevap vereceksen üçüncü gelişimiz. Gelmediniz mi? İlk gün geldik zindan buradaydı sen yoktun. İkinci günü geldik ne zindan vardı ne sen. Üçüncü günü geldik buradasın. Demiş işte aşk o. İlk gün geldiniz ben Allah-u Teala'nın huzurundaydım beni göremediniz. İkinci günü geldiniz Allah-u Teala bana misafir gelmişti. Zindan mindan ortada yok her yer Allah göremediniz. Yani eşya kalktı ortada. Üçüncü günü diyor hem ben buradayım hem de siz buradasınız. Allah-u Teala'nın tecelliyeti ortada yok. Aşk. Yine sormuşlar aşık kime denir? Hallacı Mansur'a. Yarın demiş ki köprüden birisi tepesi üstü arasına gözlerinden ve kulaklarından kan aktığı halde sesi çıkmıyor. İşte aşık odur. Gitmiş bakmışlar ki Hallacı Mansur'a asmışlar tepesi üstü gözlerinden ve kulaklarından kan gelir sesi çıkmıyor. Nasıl çıksın ha? Kimden eder kime şikayet? Neyse devam edelim şurada. Efendime söyleyeyim. Gerçi bu makamın sözünü edenler çoktur. Yani biz bu makamdayız, yokluk makamındayız derler ama. Fakat buna erenlerin sözle alakası yoktur. Hakikati cevherin bu erenlerin sayısı enderdir. Varlıkta yokluk bulanların sayısı dil ile söyleyen çoksa da hal ile erişen çok az. Nerede bulur? Hani sormuşlar ya bir evliyaya. Sen kimsen demiş hiç. Nasıl hiç? Hiçlik makamındayım demiş efendi. Hatta bazen sorarlar Enver Paşa'yla Tevfik Fikret vardır da böyle küfürlü argolü şair olan bir adam. Necden Tevfik'e der ki bir dilekçe yazarmış. Lan bakmış ki Allah Allah. Kisbeti eski adam ama dilekçesi çok kuvvetli. Ona sormuş, soruşturmuş işte gel demiş seni devlete memur olarak atayım Enver Paşa. Memurdan sonra ne olacağım? Müdürden sonra ne olacaksan işte şu müdür, bu müdür ondan sonra demiş ki hiç. La demiş zaten ben hiçlik makamındayım oğlum benim makamımı aşağı düşürme. Memur ederek. Anladın mı sen? Hayır öyle değil. Kabe kavseyn ev etnaya girmemiş hiçlik bulamazsa. Na olacaksan na. Buradan yeryüzüne yükseleceksen, gökyüzündeki Kabe'nin bulunduğu beldeye gireceksen Kabe'ye. Kabe'yi buldun, Kabe kavseyn. Kabe'den içeri gireceksen ev. İçeriye gireceksen ed. Oradaki efendime söyleyeyim kürsi. Kürsiyle kürsünün üzerindekini göreceksin ed. Kürsünün üzerindeki sana tecelli edecek. Sen daha kendini görmeyeceksen ki na olacaksın. Yani ne olur? Bir balık suda çürüyünce suya karışsa bu balık ne olur? Hiç olur. Ama suda. İşte şeker atısı çaya karışır. Çay nerede şimdi tatlı çayda şeker göster bana. Ama tadından anlıyorsan. Hiç. Hele makam demeyden geçme. Her zerreyi küreyi bilmen lazım. Mesela kavisler vardır. Kavsul azam vardır. Kavsul azamların da makamları vardır kendi aralarında. Güneşe çıkarsan kavis olursan, güneşin içinde yanarsan, yok olursan, erirsen, kavsul azam olursan, bir de kavsul azamdan öte bir hal vardır. Güneşte eriyip yok oldun ya, her zerrede yeryüzüne yanırsan, buna da sereyan hali denir.
Serayen hali olanlar ancak hiç olur. Mahsud Baba demiş, la dursun sen nasıl adamsan, hangi taşı kaldırsam altından çıksan. Serayen halinde de ondan Mahsud Baba. Değil mi? Senin müridin serayen halinde, sen bunu bilmiyor musun sen? Bilsen de zahiren övünmemiş, sen biraz da dursun babayı sevin ya. Övünmemiş, bilir, şömül mükemmel bilmez mi bu sırrı? Biz bilebiliriz hetne olarak. Evet sevgili kardeşler, fakat bunu erenler çoktur, sözle alakası yoktur demiş. Burada bir hadisi şerif var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, benim Allah ile bir vaktim var ki o vakitte bana ne mukarrab bir melek ne de gönderilmiş bir peygamber hiç kimse yanaşamaz. Diyelim, sohbeti burada bitirelim. Allah-u Teala Hazretleri sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk versin. Allah-u Teala geçmişlerimizin ruhu için, piri piran için, anlayıp dinleyip emel etmemiz için, bizlere merhamet etmesi için, El-Fatiha'tı mes-selevat.